Her geçen gün tutuklu fenomen Dilan Polat ve onunla ilgili ailesiyle ilgili yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. Bu kez Demet Akalın, Dilan Polat'ın yıllar önce eşi Engin Polat'ın şiddetine uğradığını söyledi. Kolları mosmor geliyordu diyen Akalın, savcılığa git dedim ama gitmedi diye konuştu. Öte yandan haklarında soruşturma açılan bir diğer isim Tayyargillerin avukatı, Tayyargillerin ifade vermeye hazır olduklarını açıkladı. Allah kalmak tabii ki gelecek. Bir şey söyleyecek misiniz Dilan Hanım? Engin onu dövüyordu, buraları mosmordu. Izdıraplarını da görmüştüm ve çok üzülmüştüm. Ünlü sanatçı Demet Akalın'dan şoke eden bir açıklama geldi. Engin Polat'ın eşi Dilan Polat'a şiddet uyguladığını söyledi. Benim görüştüğüm zamanlarda Engin onu dövüyordu, buraları mosmordu. Engin bana sabır al Engin! Yani kolları dayak yiyordu ve bana bir gün geldi. Benim de Ece diye çok iyi yakın bir arkadaşım vardı. Ben de dedim ki hani ben götürmeyeyim karakola, sen götür. Akalın o çarpıcı iddiaları TV8'de yayınlanan Gel Konuşalım programında açıkladı. Izdıraplarını da görmüştüm ve çok üzülmüştüm o zaman. Ne zaman bu oldu bu dediğin darp olayı? 2017 miydi? O 2017. Zaman işte. O zaman peki biliyorum. Maddi durumu iyi miydi Dilan? Hayır, 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 hayır. Aylık ben 4000 lira kazanıyorum. Democum derdi. Engin o zaman cam silme işi yapıyordu. Kendi gözümle gördüğüm için anlatıyorum. İddiaya göre Demet Akalın Dilan Polat'a savcılığa gitmesini söyledi. Ancak Dilan Polat oralı olmadı. Sonra kendisi vazgeçmişti. Gitmemişlerdi ama bilmiyorum daha sonra öyle ilişkileri devam etti mi? Kara para aklama ve vergi kaçırma suçlarından tutuklu bulunan Dilan Polat hakkında şok bir gelişme daha yaşandı. Geçtiğimiz Ağustos ayında Dilan Polat kendisini sosyal medyadan eleştirdiği için Afranur isimli genç bir kızı ölümle tehdit etti. Ayağını denk al, magazin yaparken ölüme kadar uzanır şeklinde sonu küfürle biten tehdit mesajları attığı ortaya çıktı. Bunun üzerine Afranur Dilan Polat'tan şikayetçi oldu. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı da Dilan Polat hakkında bir soruşturma daha başlattı. Dilan Polat mesaj attığını hatırlamadığını söylerken dosya tarafların uzlaşma ihtimaline istinaden uzlaştırma büroya gönderildi. Ve haklarında 5 ayrı suçtan soruşturma başlatılan Tayyar ve Özlem Özçifti. Bunların gerçekliği hakkında veya bunların kim tarafından yapıldığı, niçin yapıldığı hakkında hiçbir bilgi yok. Özçifti'nin avukatı Serhat Çetin yazılı bir açıklama yaptı. Suçlamaları kabul etmediklerini, çağrıldıkları takdirde ticari hayatlarına dair resmi kayıt ve evrakları sunmaya hazır olduklarını söyledi.